İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın başkenti Karin'deki Surt Minas Kilisesi definecilerin kurbanı. Nikol Paşinyan, Singapur Başbakanı ile bir araya geldi. Artsakh'ın Martuni şehrinde tarımsal ürünler için pazar yeri açılacak. İran, uranyum zenginleştirme hacmini artırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta PKK üslerine havadan saldırdı. Artur Avetisyan, Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında halkada şampiyon oldu. 16. Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali Yerevan'da başladı. Batı Ermenistan'ın başkenti Karin, Erzurum'un Azizye ilçesinde 1790 yılında Ermeniler tarafından inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan Surt Minas Kilisesi, tamamıyla zengin olmak için umutlanan definecilerin saldırısına uğradı. Kilisenin Almanya'da yaşayan Ermeni kökenli sahibi restorasyona izin vermiyor. Ancak kilisenin dışında inşaatçılar kaçak kazılar gerçekleştiriyor. Bugün terk edilmiş durumdaki kilise definecilerin ve madde bağımlıların uğrak yeri haline geldi. Yöre halkı ise kilisenin restore edilmesini veya dışının temizlenmesini istiyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan resmi ziyaret çerçevesinde Singapur'da. Resmi görüşmelerden sonra Başbakan Paşinyan yerel Ermeni cemaatiyle bir araya geldi. Toplantı 1835 yılında inşa edilmiş ülkenin en eski Hristiyan kurumu olan Singapur'daki Surt Krikor Savoriç Ermeni Kilisesi'nde gerçekleşti. Daha sonra Başbakan Lee Hsien Loong, Singapur hükümetinin İstana adlı ikametgahında resmi törenle Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı'nı karşıladı. İki ülkenin liderleri gündemde yer alan meseleleri sundular. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı yaptığı konuşmasında delegasyonumuz ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak için Singapur'a geldi. Singapur ekonomik açıdan dünyadaki en gelişmiş ülkelerden biridir ve ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ticareti ve yatırımı arttırmak istiyoruz. Bunun için gerekli olan ön şartların olduğunu düşünüyorum dedi. Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong kendi konuşma sırasında ekonomik bağları güçlendirmek için Paşinyan ile müzakere ettiklerini vurguladı ve Ermenilerin ülkesindeki farklı alanlardaki katkılarından uzunca bahsetti. Lee Hsien Loong, Nikol Paşinyan görüşmesinin ardından Yerevan ve Singapur, turizm, eğitim ve ekoloji alanlarında memorandum ile çifte vergilendirmeyi kaldıran işbirliği anlaşması imzaladı. Artsakh Cumhuriyeti'nin Martuni şehrinin eski pazar yeri olan Leonard Petrosyan adlı caddede yeni bir tarım ürünleri pazarı açılması planlanmaktadır. Martuni şehrinde yıllar boyunca tarım ürünleriyle ilgili pazarın bulunmaması nedeniyle bölgedeki köylüler tarım ürünlerini satmak için her zaman şehir sokaklarında veya iş yerlerinde dolaşmak zorunda kaldılar. Pazar alanının sahibi Sarkisyan, kırsal alanlardan ve başka yerlerden gelen çiftçiler pazarın açılmasından sonra mahsullerini iyi koşullarda satma fırsatına sahip olacaklar dedi. Pazar günü İran, uranyum zenginleştirme hacmini artırmaya başladı. Bu sabah ülkenin yetkililerine göre İran İslam Cumhuriyeti 2015 yılında imzalanan Uluslararası Nükleer Anlaşmayla %3,67 olarak belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aşacak. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısının da belirttiği gibi nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütleri azaltma yolundaki ikinci adımımızın sebebi budur. Avrupa ve anlaşmayı imzalayan diğer devletler İran'ın gelirlerini, özellikle de petrol satışı sonucu gelirlerini güvence altına almak için değerli bir adım atmadılar. Ayrıca Amerikan yaptırımlarının bir sonucu olarak İran bankaları uluslararası finans kurumlarından izole edildi. Saldırgan Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine bir hava saldırısı düzenledi ve iki PKK savaşçısını etkisiz hale getirdi. Armenpress'in Türk Anadolu Haber Ajansı'na atıfta bulunarak verdiği haberde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi, Pençe adlı askeri operasyonları çerçevesinde faşist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından saldırıya uğradı. Eylemin amacı Kuzey Irak'taki Kürdistan İşçi Partisi'nin üslerini ortadan kaldırmaktı. Pençe adlı askeri operasyon 27 Mayıs'tan itibaren gerçekleştiriliyor. İtalya'nın Napoli kentinde devam etmekte olan 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi Artur Avetisyan, artistik jimnastikte halkalar dalında şampiyon oldu. News.im Sport'un belirttiğine göre Artur Avetisyan artistik jimnastikte halkalar finalinde 14.900 puan elde ederek Türk İbrahim Çolak ve Avusturyalı Vincens Johan Hiyoku geride bıraktı. Batı Ermenistan hükümeti genç sporcuyu tebrik ediyor ve yeni zaferler diliyor. 16. Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali Yerevan'da başladı. Festival bu yıl 7-14 Temmuz günleri arasında gerçekleşecek. Altın Kayısı bu yıl 16. yıl dönümünü yaşayan festival için yeni kadrosunun eşsiz yaklaşımını yansıtan yeni bir logoya sahip. Logo minimal düzeydedir ve Ermenice Z harfini sembolize ediyor. Böylece yaratıcısı festivalin sembolü olan kayısıyı tasarlamaya çalıştı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Lerane grubundan Bingöl adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.